Selin, kızım, kahvaltı hazır. Canım, günaydın. Günaydın bir tanem. Geldim anne. Güzel kızım da geldi. Babacığım, sanırım doğum günümü unutmadın. Olur mu hiç öyle şey? Pastanın siparişini verdim bile. Tam saatinde kapıya teslim. Ben onu zaten biliyorum. Ben nasıl gelecek hediyeyi merak ediyorum. Her türlü sürprize açığım. Telefon için biriktirdiğim paramı tamamlamaya ne dersin? Ha, onu hiç karıştırma. Sen biriktirmeye devam et. Söz verdiğim gibi ben tamamlayacağım onu. Hayatım, kızımız en güzel hediye zamanında burada olman bence. Unutur muyum hiç? Ben bütün işlerimi ayarladım zaten şimdiden. Siz ne derseniz deyin, ben hediyemi çok merak ediyorum. İyi bir marka olmasına dikkat et babacığım. Canım kızım Kimin benim. kızı? Efendim, benim. Nasıl? En kısa zamanda oradayım. Sen terhis olup gideceksin. Görevini başarıyla yerine getirmenin haklı gururuyla. Bizlerse vazifemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Komutanım, buraları, burada yaşadıklarımı asla unutamam. Siz de ömrüm boyunca dostum olarak kalacaksınız, her zaman. Bak Halil, şehit olmadan önce malum olur derler. Komutanım. Sus Halil. Eğer çatışmada bana bir şey olursa... Komutanım, böyle laflar etmeyin ama. Peki. Sahte mayın tarası bu. Hemen siper olun. Çabuk çabuk. Hadi siper ol. Mevziye geçin. Hadi. Dikkat. Koruyun kendinizi. Karşıda, karşıda. Olun kendini. Kurulan var mı aranızda? İyi misiniz? Yok yoksa herkes sipere geçin. El kapana. Peki. Destek çağır hemen. Miller mevkiye hemen destek gönderin. Halil! Hadi yaralandı komutanım, ilerideki kayalıklarda. Yaralandım komutanım. Dikkat edin! Beni koruyun! Çok tehlikeli komutanım. Siz koruyun beni! Şimdi! Benim için kendinizi tehlikeye attınız. Bırak konuşmayı. Gidiyoruz buradan. Yaran nasıl? İyi misin? Sadece bacağımda. Derin değil galiba.
yapma. Üç deyince aynı anda fırlayacağız. Ben seni koruyacağım. Arkandan bütün gücüne koş. Hazır mısın? Ama komutanım. Ben senin komutanınım Halil. Ne diyorsam onu yap. Emre karşı gelme. Baş üstüne komutanım. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Hadi. Babacığım, sen ölmedin. Cennete gittin. Biliyorum. Çünkü sen şehitsin babacığım. Hiç ölmezsin ki zaten. Ben de şehidin oğluyum. Hiç ağlamayacağım. Tamam mı? Baba. Baba. Geldiler. İyi ki doğdun Selin. İyi ki doğdun Selin. Hoş geldiniz. Sana ne hediye aldım bir bilsen. Hadi geçin içeri. Her şey hazır. Oo, süper ya. Benim doğum günüm böyle olmamıştı. Pasta nerede? İnşallah büyüktür. Sen de. İşin gücün yemek. Bir de pastayı görseniz. Bunların hepsi benim için en iyi pastaneden yapıldı. Vay süper. Bunlarda ne ki? Benim doğum günümde neler vardı neler. Masum, nedir o? Sandık, babamın sandığı. Ne var içinde? Babamın telefonu, babamın mendili, tespihi, kalemi, bir de kudu. Kudu mu? Hı. Babam kuzumun boynuna takmam için yapmıştı. Ama kuzum da öldü, babam da. İşte benim odam. Üf harika ya. Benim odam daha güzel kızım bir kere. Senin odanı da gördük Filizciğim. Bak bu marka bilgisayarım var mı? Hepsi marka kızım.
Çakma şeylerden değil. Geçen gün bir ayakkabı giymişti Filiz. Markası da çakmaydı vallahi. Sana ne bir don. Bana bak Filiz. Aa, arkadaşlar durun yapmayın. Bugün benim en mutlu günüm. Kavga etmeyin. Selin kızım pasta geldi. Yaşasın pasta geldi. Oley. Halil amca, senin hiç annemi gördün mü? Yok, görmedim yavrum. Ben de hiç görmedim. Hep fotoğraflarından biliyorum. Teyzem derdi ki senin annen bir melek. Baban da çok severdi. Bana anlatırdı hep. Hem çok güzel hem de çok iyiymiş. Onu da, seni de çok severdi. Ben doğarken ölmüş annem. Doğmasaydım ölmez miydi acaba? Böyle şeyler düşünme yavrum. Kader bazen sevmediğimiz, istemediğimiz şeyleri de çıkartır karşımıza. Ama yine de neyin bizim için iyi olduğunu asla bilemeyiz. Teyzem dedi ki, o yüzden senin adını Masum koyduk dedi. Ya da beni üzmemek için öyle diyorlar. Senin adını baban koymuş yavrum. Her türlü kötülükten, kalleşlikten uzak yaşaman için. Cephede savaşırken, tüm masumlar için savaşırken kendine ait bir masum olsun istemiş. O hem iyi bir asker hem de çok iyi bir insandı. Biliyorum. Beni sevmesinden biliyorum. İzne ayrıldığında gelir, yanımdan hiç ayrılmazdı. Beraber uyurduk. Anne kokusunu bilmiyorum ama onun kokusunu hala hatırlıyorum. Her gün fotoğrafına bakıyorum. Onu unutmamak için. Babanı ben de hiç unutmadım Masum. Sen ziyaretimize her geldiğinde onu yanımda daha çok hissediyorum. Teyzem derdi ki her ihtiyacımızı sen karşılamışsın. Okul masraflarımı, yiyeceklerimizi hepsini sen karşılamışsın. O da ölmeden önce sana emanet etmiş. Sana benden daha çok iyi bakar. Hiç canını sıkma dedi. Teyzen doğru söylemiş Masum. Sen hiç canını sıkma. Bundan böyle yepyeni bir hayata başlayacağız. Yeni bir hayat? Hepimiz için yeni bir hayat. Bundan böyle birlikte yaşayacağız. Hep birlikte. Hayatımız seninle daha bir renklenecek. Senden büyük bir kızım var. Adı Selin. Sen ona abla dersin. Birlikte ders çalışırsınız. Gezer, dolaşırsınız. Bir de karım var. Hep bir oğlu olsun istemişti. Seni görünce çok sevinecek. Ona anne diyebilirsin. Daha önce hiç annem olmamıştı. Ne güzel. Evet. Artık senin bir annen var. Ama Masum, ben senin hep Halil amcan olacağım. Senin bir tanecik baban var. O da gördüğüm en kahraman adamdı. Onun yerini hiç kimse dolduramaz. Ben bile. Amca baba yarısı derler. E o da bana yeter. Beni baban yerine koyma. Bana baba deme ama baba bil. Peki. Artık sen babanın olduğu kadar benim de Masumumsun. Gördünüz mü? Babama söyledim. En büyük ve en güzel pasta olacak dedim. İşte. Ay, Ceren biraz sabret. Ne yapayım, dayanamadım. Koca pastayı gözümün önüne koymuşsunuz. Hiç mi pasta görmedin? Sana ne, sana ne? Anne. Canım. Babam nerede? Babam biraz geç kalacak bir tanem. Siz başlayabilirsiniz. Selin,
Üfle de şu mumları, keselim artık pastayı, öldüm. Masum, oğlum. Bak, yeni evimiz burası. Gel. Oğlum gel. Çekinme, gel oğlum. Ver, ben taşıyayım. Peki, sen bilirsin. Hadi. Bak, kardeşin de çok sevinecek. Hadi bakalım. İyi doğdun senin. İyi doğdun. Canım kızım benim. Ha, baban da geldi Selin'ciğim. Baba. Ay babacığım, nerede kaldın? Hayatım, nerede kaldın? Çocuklar da seni bekliyor. Hadi geç hemen. Size güzel bir hediyem var. Güzel bir sürpriz. Masum, gel oğlum. Onun adı Masum. Doğum günü hediyesi olarak bir kardeşin olsun istemez misin? Halil, sen ne diyorsun? Sonra konuşuruz hayatım. Arabada eşyalar var. Almama yardım eder misin? Hadi kızım, sen de kardeşini içeri al. Hadi. Amca. Hemen dönüyorum Masumcuğum. Sen ablanla içeri geç. Hadi. Hadi. Bekleyip durma öyle. Geç içeri. Aa, bu da kim? Misafirimiz. Babam getirmiş. Adın ne senin çocuk? Masum. Ne? Ne dedin? Masum. Masum diye isim mi olur ya? O sandık nereden çıktı? Define mi buldun yoksa? Ver bakayım. Ver bakayım şunu. Ver. Versene. Ver bakayım şunu. Ver. Of, Filiz yeter. Öf. Kim bu çocuk Ali? Ne zaman söyleyeceksin bana? Serhat komutanımın oğlu. Seyahate çıkacağım zaman bana bir telefon geldi. Çocuğun hayattaki tek yakını teyzesi ölmüş. Komutanıma söz verdim ona sahip çıkacağım diye. O yüzden almak zorundayım. Böyle bir karar almadan önce bana sorman gerekmiyor mu hayatım? Haklısın. Haklısın ama bunları sonra konuşalım, olur mu? Doğum günü hediyem. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Al canım, bu da benim hediyem. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok sağ ol. Bu da benim hediyem. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepsi çok güzel bunların. Çok sağ olun. Alo. Selin, neredeyim anneciğim, biliyorsun. Tamam, birazdan gelirim. Hadi bay bay. Arkadaşlar, süper müzikler yükledim. Dinleyelim mi? Ay, senin mi? İleride babam bana verecek. Babasının telefonuyla hava atıyor. Yakında benim kendi telefonum olacak. Bunlar çok pahalı kızım. Nasıl alacaksın? Baban doğum günü hediyesi olarak telefon mu verecek yoksa kız? Yok, çok para biriktirdim. Eksik olursa babam destek olacak. Öyle bir telefon alacağım ki, en son modelinden hem de. Alacakmış. Kolay mı almak? Asla alamazsın. Göreceksiniz. Hadi ama. Hadi pastaya yiyelim artık.
Ne bu? Benim hediyem Gudu. Ne? Gudu mu? O ne ya? Babam kuzum için yapmıştı. Onun boynuna takacaktım. Olmadı. Senin olsun. Masumcuk, sen şimdi koynuna takacağın şeyi Selin ablana mı veriyorsun? Yani bunu Selin ablan mı boynuna takacak? Ay çok güzel. Gudu gudu me. Saçmalama Filiz. Bana ne söylüyorsun ya? Kardeşine söylesene. Salak, aptal. Ne yapayım ben bunu? Nasıl verirsin bana bunu ya? Dağdan inme. Gudu gudu me. 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 Hey, hey, hey. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Neden alay ediyorsunuz? Ayıp değil mi bu yaptığınız? Baba. Selin, nasıl müsaade edersin böyle bir şeye? Biz gidiyoruz. Arkadaşlar, durun. Gitmeyin. Gitmeyin, daha pastayı kesmedik. Oğlum, Masum, ağlama. Hem sen bana ne söz vermiştin? Sen bana ne demiştin? Ağlamayacaktın bir daha hiç. Ha? Baba, arkadaşlarımı nasıl azarlarsın ya, nasıl? Hem de bu salak yüzünden. Selin, sakin ol, ne yapıyorsun? Baba ya, rezil kızım, ettin doğum sakin günümü. Ol lütfen. Ya bırak beni baba. Kızım, ya, rahat dur. Beni, bırak sakin beni. Ol. Bana tokat attın. Selin, Selin kızım. Selin. Selin. Özür dilerim. Aç kapıyı hadi. Ama sen de... Sana yazıklar olsun Harun. Kızın en güzel gününü mahvettin. Hem de köylü bir çocuk yüzünden. Onu sen şımarttın. Onu sen bu hale getirdin. Anlamadan, dinlemeden hem de. Selin. Selin kızım. Selin. Selin aç kapıyı. Selin kızım. Çeki şuradan. Selin. Ya anne bırak sakin anne. Ol kızım. Tamam. Sakin ol. Masum. 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 Allah Allah. Masum. Oğlum, ne yapıyorsun burada? Girsene içeri. Ben köyüme gitmek istiyorum amca. Ne olur beni götür. Olur mu hiç öyle şey? Ablan aslında çok iyi bir kız. Ama seni daha tanımıyor ya. O yüzden böyle yapıyor. Hem sen babanın emanetisin bana. Nasıl bırakırım seni? O salak çocuğu istemiyorum anne ya. İstemiyorum. Of Selin. Tamam anneciğim. Ne yapayım? Baban işte. Almış getirmiş elin köylüsünü evimize. Dağdan inme o. Dağdan inme işte. Dağdan inme. İstemiyorum onu. Hani sen söylemiştin? Baban gibi ne olacaktın? Babam gibi komutan olacağım. Uzman jandarma olacağım. Aferin. Peki jandarmalar ağlar mı? Ağlamaz. O zaman hadi içeri girelim. Gel. Hepsi geçecek. Her şey çok güzel olacak oğlum. Hiç merak etme sen. Gel yatacağın yeri göstereyim sana. Gel bakalım. Gel bakalım. İşte bak, burası senin odan. Beğendin mi? Gel, otur oğlum. Gel. Hadi, gül artık. Masum, oğlum. Sandığımı verir misin? Al. Üzülme anneciğim. Her şey düzelecek. İyi mi oldu şimdi?
Senin en güzel günün böyle mi olmalıydı? Kaprislerinizle her şeyi mahvettiniz. Nasıl izin verirsin evimize yeni gelmiş bir misafirle alay etmelerine, ağlatmalarına? Ah kızım ah! Yakıştı mı sana hiç? Üstelik çocuk hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sen de anlat bize o zaman. Kimdir, nedir bu çocuk? Haklısın. Özür dilerim. Affedin beni. Sen de kusuruma bakma kızım. Sana tokat atmamalıydım. Onun adı Masum. Kendi de adı gibi Masum. Tamam babacığım, ağlamayacağım, ağlamayacağım. Ama bana güldüler, çok güldüler. Tamam, sözümü tutacağım baba. Halil amca ne derse yapacağım. Geçen sabah gelen telefonu hatırlıyorsun değil mi? Evet. İşte o, Serhat komutanımın oğlu. Hayattaki tek akrabası, ona bakan teyzesiydi. O da ölmüş maalesef. Yavrucak yetimhaneye gidecekti. Gönlüm razı olmadı. O bana Serhat komutanımın emaneti. O yüzden aldım getirdim. Hem yani onu bırakamazdım. Komutanım. Komutanım, iyi olacaksınız. Yardım geliyor komutanım. Geliyorlar. Bu benim oğlum Halil. Oğlum. Komutanım. Komutanım. Oğlunu adeta bana emanet etti o an. Ona sahip çık, bağrına bas dedi. O yüzden gönlüm razı olmadı. Bırakamazdım onu. Çünkü o olmasaydı şu an karşınızda olamazdım. Ali! Komutanım, niye geldiniz? Benim için kendinizi tehlikeye attınız. Bırak konuşmayı. Yaran nasıl? İyi misin? Sadece bacağımda. Derin değil galiba. Üç deyince aynı anda fırlayacağız. Ben seni koruyacağım. Arkandan bütün gücüne koş. Hazır mısın? Ama komutanım. Ben seni komutanım Halil. Ne diyorsam onu yap. Emre karşı gelme. Baş üstüne komutanım. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Haydi! Benim için kendini feda etti. O büyük bir kahramandı. Onun için ona evlatlık almak istiyorum. Masum bundan sonra senin ve benim evladımız. Senin de kardeşin olacak. Ben kardeş istemiyorum. Sen ne diyorsun Serpil? Ona annelik yapabilecek misin? Ne bileyim Halil. Çocuğu hiç tanımıyorum. Huyunu suyunu bilmiyorum. Sonra benim kanımdan canımdan da değil bu çocuk. Öyle pat diye getirdin. Nasıl sevebilirim ki ben o çocuğu? Sen miydin Lale abla? Gel gel. Tuhaf görünüyorsun. Ayrıla ne oldu? Sorma abla ya, sorma işte. Gel, geç içeri. İyi günler Halil Bey. İyi günler. Müsaadenizle. Gerizekalı adam.
Gir içeriye konuşalım da anlat bakalım. Ne var? Özür dilerim abla. Ben senin ablan falan değilim, tamam mı? Ama... Çık dışarı, çık. Hadi ne işin var benim odamda ya? Çık dışarı, çık. Anneciğim. Ne oldu? Hiç, hiçbir şey olmadı. Aa, desene başına bir bela aldın. Ne yapalım abla? Başa gelen çekilir. Bizimkisi takmış bir kere kafasına. Of Allah'ım. Ay kız, ne çabuk pes ediyorsun. Yani sen bu çocuğun kızına miras ortağı olmasına razı mısın? Elin çocuğunu oğlum diye bağrına mı basacaksın? Belki de değildir. Belki de kocanın çocuğudur kız. Olur mu öyle şey abla ya? Sen ne saçmalıyorsun? Hay Allah'ım yarabbim. Bu devirde her şey olur ablam. Kimseye güvenmeyeceksin. Bak, sana evlatlık alalım falan diyor. Belki de sen araştırıp sormayasın diye şehit oğlu diyor. Aa, buraya da yazıyorum. Lale abla tamam lütfen yeter. Kapatalım şu konuyu ya. Ben kapatırım kızım. Cemile de sözümü dinlemeyip kapatmıştı. Kocasının getirdiği çocuğu yavrum diye bağrına basmıştı. Sonra ne oldu? Çocuk adamın gayrimeşru çocuğu çıktı. Sen hiç Cemile'nin kocasından bekler miydin böyle bir şey ha? Lale abla keser misin artık yeter. Aman sana akıl veren de kabahat. Yarabbim. Büyün deyip akıl vereyim dedim. Almıyorsan alma bana ne? Adı da Masum'muş. Masum diye isim mi olur ayol? Allah'ım hepsi hikaye. Yarabbim. Baba, babacığım bak ağlamıyorum. Senin kolun yaralanmıştı. Sen hiç ağlamamıştın. Hep gülmüştün bana. Bak gülüyorum. Ağlamıyorum babacığım. Ama çok acıyor baba çok. Ah anam ah. İnşallah kardeşim. Arkadaşının oğludur. Şehit oğludur. Allah'ım hadi bana müsaade. Yarabbim. Hadi abla görüşürüz. Görüşürüz. Nihayet gidebildi. Şu kadını alma eve diyorum. Alma. Niye? Çekindiğin bir şeyler mi var? Bana söylemediğin bir şeyler vardı ondan mı? Ha? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen iyi bilirsin ne saçmaladığımı. Serpil. Yeter artık. Ne oluyor size ya? Serpil. Allah Allah. Kızım. Selin lütfen. Bana ne Selin, ya? Selin sakin olur musun? Bana ne işte? Kızım. İstiyorum. Alırız tamam kızım. Ama söz vermiştiniz. İstiyorum işte. Allah Allah. Telefon istiyorum işte. Doğum günümü rezil ettiniz. Telefon alacaksınız bana işte. Babanın işleri bu aralar biraz bozuk. Alır sonra. O artık bana bir şey almaz. Onun oğlu var. Masum'u var. Onu istemiyorum anne. Tamam kızım. Tamam. İyi dersler abla. Sana ne benim derslerimden? Serpil anne. Kim dedi bana anne dedi? Hali amcam. Ben senin annen falan değilim. Teyze de bana, teyze. Tamam teyzeciğim. Halil amcam nerede? İşe gitti. Seni de başıma bela etti. Hadi, kahvaltı hazır. Ben tokum. Bir de naz mı yapıyorsun bana? Kahvaltı hazır dedim, yürü. Serpil teyze, senin ablan telefon mu istiyor? Boş ver sen Selin ablanı falan. Yürü dedim sana. Nurten! 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 Aa!
Efendim abla? Duymuyor musun? İki saattir sana sesleniyorum. Ya duymadım abla. Kafam yerinde mi valla? Oydu buydu şuydu kiraydı çoluktu çocuktu. Vallahi kafamda bin tane şey var ya. Ne oldu çocuğa? Ya ne olsun ya? Gittim okula. Bizim her gelenin devamsızlığı 20 gün olmuş. Bastı müdür fırçayı. Şimdi eve gidiyorum canım sıkkın ya. Ha bak sana ne diyeceğim. Duyunca çok üzüldüm. Onun derdi çok canımı sıkıyor ya. Ay ne olmuş ki? Ne olmuş? Hiç sorma. Ne olmuş? Gül gibi kadın. Serpil. Ne olmuş Serpil'i? Ay vallahi nasıl desem ki? Anacığım siz de hiçbir şey duymuyorsunuz. Ot geldiniz ot gideceksiniz vallahi. Ay duymadık abla. Kızım Serpil'in kocası sen kalk. 40 yıllık karısını, güzeller güzeli kızını düşünme. Kadınla dost hayatı yaşa. Ah. Kazık kadar çocuğu bir de al eve getir. Olacak iş değil vallahi. Ne e'si? O yetmiyormuş gibi bir de nüfusuna geçirecekmiş. İnsanlarda ne ar kalmış ne namus. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim Halil abi yapmaz. Ya hiç bekler miydin? Yapmaz Halil abi. Ya sen öyle sat. Gözlerimle gördüm. Çocuk hık demiş babasının burnundan düşmüş. Kadın perişan. Nasıl uyutmuş vallahi karalar bağlamış. Ay çok üzüldüm ben şimdi. Sen kendine bak. Sen de kız çocuğu istiyorum diyorsun ya. Seninki de getirmesin bir tane kız çocuğu. Ay sus abla be. Bunun şakası bile güzel değil. Ay. Neyse ben şuradan manava gideyim. Patates alacağım. Akşama kereviz pişireceğim de patates kalmamış. Bir ara gel de detayları konuşalım. Hadi. Detayları konuşalım diyor. Ay o 5 saattir anlattın. Ne detayı? O kalasla kiminle mesajlaşıyorsun Selin'cim? İstersen sana telefonumu kullandırabilirim. Ama bir şartla, bana gudun verirsen. Gidin başımdan be. Ay, o gudunu çok sevdin kız. Gudu gudu me. Yeter Filiz ya, yeter. Gudu gudu me, gudu gudu me. Sus dedim sana ya, beni anlamıyor musun ya? Sus dedim sana. İmdat, sus, sor, sor, gel, sor, yapmayın, sus, bırak beni. Telefonum. Telefonum. Başına bir şey gelirse mahvederim seni. Çizilmiş telefonum, çizilmiş salak. Oh, iyi oldu. Benimle de alay ediyordu. Serpil! Kız Serpil! Serpil! Kız duymuyor musun? Bir saattir bağırıyorum sana. Efendim Nurten abla. Ne yapıyorsun kız? Ne yapayım? Markete alışverişe gidiyorum. Ay böyle dalgın dalgın yürüyorsun. Ay duymadım abla. Ah Serpil'im, ah canım benim. Ne oldu Nurten abla? Ay sen ne olgun kadınmışsın. Hiçbir şey belli etmedin. İnsan bir dertleşmek ister, bir içine dökmek ister. Ay canım benim ya. Kız komşuluk ne günler için lazım? Hayırdır, ne oldu Nurten abla? Anlama, anlamazsan gel. Kız herkes sizi konuşuyor. Evinde küçük bir misafir var mı? Evet, Halil'in bir arkadaşının oğlu. Bizim eve misafir geldi. Yani sana benim arkadaşımın oğlu dedi. Evet, arkadaşının oğlu. Öyle dedi yani, değil mi? Evet abla. Ay. Kız bunlar var ya, en iyisine bile güvenmeyeceksin. Kız, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim yeğenim avukat. Açarız davayı, alırsın Halil'in her şeyini. Ondan sonra gitsin bakalım. Kime babalık yapıyor, kimi nüfusuna geçiriyor, ne yapıyorsa yapsın. Nurten abla, kimden duyuyorsunuz böyle şeyleri? Orada da bir şey yok. Ay canım, ben seni bilirim. Sen ne metanetli kadınsın. Kocanı seversin, toz kondurmazsın. Ama devir değişti. İzliyoruz ayol televizyonlardan. Onlar onlardan çocuk yapıyor, onlar onlardan peydahlıyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim, senin kocan da haklı. O da bütün çocuklarını düşünmek zorunda. Peki o Sabi'nin günahı ne? Ay Serpil'im, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunları hak edecek kadın değilsin. Nurten abla, kapatalım bu konuyu. Her şey yolunda. Doğru da er geç ortaya çıkar, o zaman konuşuruz. Hadi bana müsaade. Bak ne diyeceğim sana. Akşama sen bana uğra, benim yeğenin kartını vereyim. Bak iyi avukattır ha, tuttuğunu kopartır. Açarız davayı, alırız Halil'in her şeyini. Bana bak, sen beni dinle. Her zaman benden sana fayda olur. O çocuk o eve yerleşirse sen o elin çocuğunu çıkaramazsın. Ay yeter, yeter. Ay hiç yaranılmıyor yahu. Thank you.
hayatta hep masum ol, masum kal. Yetimler masumdur. Peygamberimiz de yetimdi, masumdu. O ne mübarek yetimdi. Ne kutlu masumdu. Sen de onun izinde ol, tamam mı? Peki babacığım. Şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle. Dinliyorum babacığım. Hep dağlarda yaşadım. Vatanımızı teröristlerden temizlemek için dağdan inmedim. Seni de indirmedim. Anlayacağın, ikimiz de dağdan inmeyiz. Hiç incinme. Dağlardan inmeyeceğiz biz. Memlekete kastedenler inmedikçe. Dediklerimi anladın mı? Anladım babacığım. Şimdi dersimize başlıyoruz. Sana operasyonlar yüzünden anlatamadıklarımı anlatacağım. Söyleyemediklerimi söyleyeceğim. Vazifem yüzünden yapamadığım babalığımı sana kalacak bu telefonla yapmak istiyorum. Hazır mısın? Hazırım babacığım. Değerli izleyenler, ayrılanları kavuşturuyoruz, kaybolanları buluşturuyoruz. Her gün sizlerin de bildiği gibi bir mağdurumuzun dertlerine ortak oluyoruz. Bugün de bizimle beraber Canan Hanım var. Canan Hanım, buyurun bize anlatın yaşadıklarınızı. İki çocuk annesiyim. Hı hı. Çok mutlu bir ailem vardı. Ama bir gün kocamın beni aldattığını öğrendim. Evet. Yıkıldım. Hiç ihtimal vermiyordum çünkü. Ama başıma geldi, yıkıldım. Aldatıldığınızı nasıl öğrendiniz? Bir arkadaşım söyledi önce. Daha sonra takip ettim. Telefonda resimlerini gördüm. Görüyoruz değil mi sevgili izleyenler? Aslında eşlerimize güveniyoruz. Onlarla her şeyimizi paylaşıyoruz. Ama bir anda hiç beklemediğimiz bir yandan vuruluyoruz. Telefonda mesajlarını görüyoruz. Hayatım merhaba. Siz ona iki çocuk vermişsiniz. Bütün hayatınızı vermişsiniz. Hiç olmazdım hiç. O kadar yıkıldım ki anlatamam. Aslında sorun neden ummadığımız belki de değil mi? Avukatla görüştüm. Hiç ihtimal vermiyordum. Evlatlık işlemleri için bir problem çıkmaz diyor. Masum nerede? Terpil. Bırak şu tripleri Allah aşkına. Serpil. Allah bütün günahları affeder öyle değil mi? Hı hı. Peki Allah hangi günahı affetmez? Kul hakkını. Kul hakkını baba. Bu yüzden kimse de kul hakkın kalmasın. İyi insan ol. Helali harama dikkat et. Haram lokma boğazından geçmesin. Kimseden izinsiz bir şeyini alma. Alırsan bile muhakkak helalleş. Tamam mı? Tamam babacığım. İnsanlar senin yüzünden üzülmesin, kırılmasın. Çünkü insanlar Allah'ın yarattığı en şerefli varlıklardır. İnsanı seven Allah'ı da sever. Biliyorum babacığım. Gerekirse onlar için en değer verdiğin şeyi feda edebilmelisin. Sevdik gitmeden sevdik gelmez oğlum. Aslan oğlum, masumum. İyilik en yüce erdemdir. Kötülük görsen bile iyilik yap. Adam olmak, masum olmak, sevdikleri için en çok sevdiğini feda edebilmektir. Ben bu vatanı çok seviyorum. Oğlum, senin baban bir kahramandı. Şehadet için en sevdiğim canı feda edeceğim. Halil amca, bana bir yazı yazar mısın? Hı hı, yazarım çocuğum. Hoş geldin kızım. Selin, kızım ne oldu? Söyle şu kızına, daha fazla ileri gitmesin. Beni de daha fazla sinirlendirmesin lütfen. Ablacığım. Ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun? İstemiyorum seni ya. İstemiyorum, anladın mı? Selin. İstemiyorum seni. Selin, bırak o çocuğu. Selin. Bırak, bırak çocuğu. Sen benim babam falan değilsin, tamam mı? Yeter. Yeter artık Halil. Yeter bu çocuk yüzünden bize yaptın. Ne oluyor size ya? Aklım almıyor.
Nerede sizin şefkatiniz? Nerede merhametiniz? Küçücük bir çocuk o. Kimin çocuğu? O ne demek ya? Sen daha iyi bilirsin Halil. Serpil. Serpil. Çık dışarı. Hacı hacı. Serpil. Sana söylüyorum. Ne demek istiyorsun sen? Bu çocuk o komutanın oğlu mu? Yoksa... Yoksa ne? Hep o şeytan Lale ablan değil mi? O kadını eve sokma diyorum. Ama dinlemiyorsun ki. Kaç yuva dağıttı o kadın? Kendi yuvasını da dağıttı. Kocasına ihanet etti. Ama şimdi sıra bize geldi. Bize taktı. Şimdi bizim yuvamızı dağıtmak için dedikodularını ve şeytanlıklarını kullanıyor. Serpil, gel. Hayat, aklını başına topla. Kendine gel lütfen. Bu kadar basitleşme. Hem beni tanımıyor musun? Özür dilerim. Yazıklar olsun. Ama ne yaparsanız yapın kararımdan vazgeçmeyeceğim. O çocuk bizim evladımız olacak. Ne işin vardı senin benim odamda? Yoksa param? Çalmışsın işte. Paramı çalmışsın. Hırsızsın işte ya, hırsızsın. Çalmış, paramı çalmış. Ne? Nerede paralarım? Çıkar. Ver paralarımı ya. Nerede paralarım? Ver paralarımı ya. Ver. Telefon için biriktirdiğim paramı çalmış. Dolabımda saklıyordum. Yok, almış. Nereden biliyorsun? Gözlerinde gördün mü? Odamdaydı. Ondan başka kim alacak? Masum öyle şey yapmaz. Masum öyle şey yapmaz. Sen hep onu korursun zaten. Bana güvenmiyorsun, ona güveniyorsun. Sen nereden biliyorsun onun almadığını? Masum, evladım, aldın mı ablanın parasını? Evet. Gördün mü? Çalmış işte. Eli alışmış demek ki. Saçmalamayın yahu. Yumruk kadar çocuk. Ne anlar paradan puldan? Sen asıl bunun gibilerden kork. Böyle çocuklar sokaklarda hırsızlık yapıyor. Yok. Masum hırsızlık yapmaz. Onun babası Mert, adam gibi adamdı. Hırsız işte, hırsız. Kesin sesinizi. Masum, Masum nerede? Korktu kaçtı tabii. Masum. Paranın yerini değiştirmiştim. Thank you.
Yok. Hiçbir yerde yok. Gitmiş. İyi mi ettiniz şimdi? Zavallı çocuk. Nerededir kim bilir? O kadar çok üstüne gittiniz ki. Ama Halil, çocuğun da eli uzunmuş. Paramı çalmamış anne. İşte. Hı. O zaman niye çaldım dedi bu çocuk? Size o kadar söyledim. O yapmaz öyle şey dedim. Ama beni dinlemediniz ki. Onun öyle bir yüreği var ki. Baktı, onun yüzünden birbirimize giriyoruz. Garibim, işlemediği suçu kabullendi gitti. Siz onu anlayamazsınız. Bunu bırakmak için girmiş benim odama. Selin ablama sevgilerle. Doğum günün kutlu olsun. Masum. Bana yazdırmıştı o yazıyı. Ne varmış paketin içinde? Telefon. Haber var mı komiserim? Lütfen, rica ediyorum. Dünden beri bakmadığım yer kalmadı. Evet, teşekkür ederim. Buyurun. İzleyin. Aslan oğlum, masumum. İyilik en yüce erdemdir. Kötülük görsen bile iyilik yap. Adam olmak, masum olmak, sevdikleri için en çok sevdiğini feda edebilmektir. Ben bu vatanı çok seviyorum. Allah için, şehadet için en sevdiğim canı feda edeceğim. Yeri geldiğinde sen de iyilik için bunu yapabilmelisin. Şimdi sana sırayla örnek alacağım büyük insanları anlatacağım. Sana anlatacağım en önemli adamı en sona bırakacağım. Mevlana Celaleddin Rumi. Şimdi de sana Mimar Sinan'ı anlatacağım. Keşke seni İstanbul'a götürebilseydim. Dünyanın en büyük mimarıdır o. Cami, medrese, köprü, hastane yapmış ama kendisi için küçücük bir mezarı var. Güzel kızım benim. Masum sana hayatındaki en değerli eşyaları verdi. Babasının kuzusu için yaptığı kudusunu hediye etti. Ama sen anlayamadın. Onunla alay ederek onun kalbini kırmış oldun. Sonra o kadar çok üzülmüş ki senin telefon almak istediğini duymuş olmalı. İçinde babasının görüntüsü, sesi ve nasihatlerinin olduğu bu telefonu sana hediye etti. Ağlama. Ağlama güzel kızım. Ağlama. Çünkü bütün suç bende. Hiç kimse de değil. Eğer ben Masum'un babası gibi bir adam olabilseydim, sen bu hatayı yapmazdın. Onun için üzülme. Sen pişman mı oldun? Pişman olmak da bir erdemdir. Ya güzel karıcığım. O küçümsediğin çocuk bize bu değerleri öğretti işte. İstanbul'a götürebilseydim seni.
dünyanın en büyük mimarıdır o. Cami, medrese, köprü, hastane yapmış ama kendisi için küçücük bir mezarı var. İşte sen de onun gibi. Çok eserler. Bir mum gibi ışık. Dünyayı aydınlatmak için istersen erim. Fatih Sultan Mehmet'i bilir misin ey oğul? O İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşında bir delikanlıydı. O çağı açıp çağı kapattı. İstanbul'a girdiğinde düşmanların en büyük merhameti gösterdi. Sen de onun gibi ol evladım. Seni sevmeyenleri bile merhamet göster. Selin, kızım, kahvaltı hazır. Ne oldu Halil? Daha ne olsun Serpil? Emanete sahip çıkamadım. Yarucak kayıp. Benim elim kolum bağlı. Allah'ım yardım et bana. Bulunur inşallah canım. Ben de senden özür dilerim. İstemeden seni kırdım. Allah'ın izniyle Masum da bulunur. Kızımız hep birlikte mesut bir şekilde yaşarız. Özür dilerim. Tamam. Allah Allah. Selin nerede kaldı? Ona bakıp hemen geliyorum hayatım. Masum neredesin? Halil, Selin yok. Ne? Çantası, forması, her şey orada, kızımız yok. Nereye gider ki bu kız? Yoksa... Yürü, 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 yürü. Hayrola Serpil komşum, bu ne telaş? Sana ne? Sana ne? Ay ben ne dedim ki buna şimdi? Benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Masum. Sonunda sen de o kadının ne menen bir kadın olduğunu anladın. Halil, senden tekrar özür dilerim. Ama şu an kızımız daha önemli. Lütfen onu bulalım. Tamam, tamam. Hadi, yürü. Halil işte burada da yok. Ne yapacağız Halil? Tamam Serpil. Kızıma bir şey olursa ben yaşayamam. Halil. Tamam telaş etme kocaman kız. Bir şey olmaz. Nereye gitti bu kız? Ne olmuş olabilir? İşte biz de kayıp. Hep senin yüzünden. Şeytana uyup o kadına uyup bunları yapmasaydın bunlar başımıza gelmez. Halil tamam dur şimdi. Yürü gel bir de sahile bakalım. Tamam. Selin neredesin? Benim yüzümden. Hep benim yüzümden işte. Masumum.
şeytan yüzünden. Tamam Halil. Lale ablan uymasaydı bunlar böyle olmaz. Tamam. 100 kere söyledim sana. Tamam dedim. Ama beni dinlemiyorsun ki. Selin. Halil. Selin kızım. Kızım bir tane. Gel, gel gel. Gel anneciğim. Kızım iyi misin? İyi misin? Çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Hemen eve gidiyorum. Hemen tamam, hadi. Tamam kızım. Değerli izleyenler, ayrılanları kavuşturuyoruz, kaybolanları buluşturuyoruz. Her gün sizlerin de bildiği gibi bir mağdurumuzun dertlerine ortak oluyoruz. Çiğdem Hanım daha 25 yaşında. Kocasıyla üniversitede tanışmış. Daha sonra severek evlenmişler. Çiğdem Hanım, anlatır mısınız bize ne oldu? Yani işte dediğiniz gibi biz üniversitede tanıştık eşimle. O son sınıftaydı, bitirdi. Ben yarım bıraktım. Evlendik biz. Çok sevmiştik birbirimizi. Ama işte... Şurubunu da içiver. Kayınvalidemle sorunlar yaşadım ben. Aferin benim kızıma. Ve nasıl? Biraz daha iyi misin anneciğim? Aha. Masum'u buldunuz mu baba? Ne bileyim, sıkıntılar. Üst üste gelen şeyler oldu. Ben onu bulun çok... anne. Onu getirin. O benim sonra kardeşim. İşte... Tamam anneciğim, sen merak etme. Toparlamaya çalıştım ama olmadı. Ne olur onu bulun baba. Getirin onu. Evi terk etti. Ona bir türlü tamam güzel kızım. Sevgili izleyiciler, Çiğdem Hanım gördüğünüz gibi çok pişman. Eşini yanlış anladığını, ön yargılı davrandığını kabul ediyor. Ancak eşine bir türlü ulaşamamış ve bu pişmanlığını yüzüne karşı dile getirememiş. Tabii Faruk Bey anlıyoruz. Kırılmakta, küsüp gitmekte çok haklı. Ancak eğer bizi izliyorsa buradan Faruk Bey'e sesleniyoruz. Çiğdem Hanım sizi evinize çağırıyor ve her şeye yeniden başlamak istiyor. Böyle bir mutluluğun bir yanlış anlamaya kurban gitmesi bizi de çok üzdü. Faruk Bey'in ve ona ulaşmamıza yardım edebilecek kişilerin telefonlarını ya da e-maillerini bekliyoruz. Çiğdem Hanım çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. İnşallah eşiniz bizi duyar ve... İnşallah. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, 10 yıldır olduğu gibi hasretleri kavuşturmaya devam ediyoruz. Reklamlardan sonra Hasretle Bekleyenler programı devam edecek. Onu bulacağım komutanım. Sana söz veriyorum. Onu bulup sahip çıkacağım. Selin? Halil, Selin yok. Odasına baktım yok, salonda da yok. Halil, sana diyorum. Nereye gider ki bu kız ya? Alo? Kızım neredesin? Her yerde seni aradım. Ne? Nerede? Allah'ım yarabbim. Ne olmuş? Nereye gitmiş? Neredeymiş? Sevgili izleyiciler, bugün çok ilginç bir konuğumuz var.
hepimizi hayretlere düşürecek ve duygusallaştıracak bir konuğumuz. Selin, o daha 10 yaşında. Kardeşi Masum'u aramak için bize başvurmuş. Hikayesini hep beraber dinliyoruz. Babam bir çocuk getirmişti. Adı Masum. Küçük, 5 yaşlarında. Bu, bulabildiğim küçüklük fotoğrafı. Ama şimdi 5 yaşında. Babam demişti ki, o şehidin oğlu. Komutanı şehit düşmüş. Babama emanet etmiş. Ama ben önemsemedim. Çok kızmıştım ona. Babam demişti ki, ona evlatlık edineceğim. Babama da kızmıştım. Masum'u hiç sevmedim. Çünkü arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlardı. Masum, köylerde kuzulara takılan şey olan kudusunu bana hediye ettiği için. Onu kardeşe yakıştıramadım. Utandım. Hiç suç olmadığı halde azarladım onu. Sonra iftira attım ben ona. Telefon için biriktirdiğim paramı çaldı diye. Öyle sanmıştım çünkü. Ama öyle değilmiş. O aksine babasının ona bıraktığı en değerli eşyası olan telefonunu bırakmak için girmiş odama. İçinde babasının görüntüleri vardı. Öğütler veriyordu oğluna. İyi insan ol diyordu. Ama ben anlayamadım onu. Masum, kardeşim. Eğer beni izliyorsan buradan sana sesleniyorum. Bak, kudunu taşıyorum yanımda. Benim için en değerli eşya o. Kardeşim, sana söz veriyorum. Hiç kimseden utanmayacağım. Sen yeter ki gel, affet beni. Lütfen gel. Sevgili izleyiciler, bu hikaye bizi de çok etkiledi. Masum'u gören ya da canım kızım benim. Telefonlarını ya da e-maillerini bekliyoruz. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Hadi üzülme artık bir tanem. Tamam, kardeşini bulacaklar. Söz veriyorum sana. Ha? Efendim? Efendim komiserim? Evet. Tabii tabii. Evet, hemen geliyorum. Halil, ne oldu? Komiser aradı. Sen Selin'e sakın bir şey çaktırma. Yoksa Masum'a mı bir şey oldu? Bir çocuk cesedi bulmuşlar. Masum olup olmadığı belli değil ama, tamam mı? Sadece teşhis için çağırıyorlar. Siz Selin'le beraber eve geçersiniz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Güzel kızım, şirketten aradılar şimdi, işim çıktı. Sen annenle git, evde görüşürüz akşam, tamam mı? Tamam baba. Hadi. Masum beni duymuştur değil mi baba? Beni izleyince gelecektir değil mi? Duymuştur güzel kızım, duymuştur. Merak etme. Hadi, akşam evde görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel kızım, merak etme. Bir araba çarpmış. Cesedi 2 günlük. Yeni buldum. Gördüğünüz gibi tanınmayacak halde. Bu aradığınız çocuk mu? Bu. Halil Bey. Halil Bey, kendinize gelin. Bırakmayın kendinizi lütfen. Müşteri olun. Affet beni komutan. Affet. Sahip çıkamadım oğluna. Affet beni komutan. Yapamadım. Beceremedim. Elime, yüzüme bulaştın. Oysa sen benim canımı kurtarmak için gözünü bile kırpmadın. Senden kalan tek bir can benim canımdı. Hayatın pahasına sahiptik hep. Tek candı. Masum. Senin de kaderin aynen baban gibi mi olacaktı? Bundan sonra alacağım her nefes nasıl ciğerimi acıtmaz?
Her sabah hiçbir şey olmamış gibi nasıl kalkarım? Senin yokluğun yetmiyormuş gibi. Ha? Şimdi de oğlunun yokluğuyla o aynaya nasıl bakarım komutanım? Nasıl? Güzel kızım. Gelecek değil mi anne? Gelecek yavrum. Beni duymuştur, gelecek. İnşallah. Sandığı burada. Onun için dua ettim. Üzülme kızım, gelecek. Heh, baban geldi. Babam geldi. Hadi gel karşılayalım. Hoş geldin. Babacığım, bir şey mi oldu? Yok bir şey kızım. Şirkette patronla tartıştım. Beni televizyonda görmüştür değil mi baba? Gelecektir değil mi? Görmüştür kızım. O muymuş? Oymuş. Siz benden bir şey mi gizliyorsunuz? Yok yavrum. Ne gizleyebiliriz ki? Baba? Babacığım Asma bir şey mi oldu? Baba, baba. Selin kızım. Selin, yavrum. Selin, kızım. Kızım. Selin. Gel. Gel. Selin, gel. Hadi yavrum. Gel. Selin. Yavrum, kızım. Kızım. Neyin var anneciğim? Kızım, yavrum benim. Kızım. Selin. Selin. Buyurun. Ne olur kalk. Halil Bey mi? Evet benim. Emanetinizi getirdim. Ama bu nasıl olur? Arabamla geziyordum. Neredeyse ezecektim keratayı. Kimsesiz olduğunu öğrendim, acıdım evime götürdüm. Bizde kalıyordu. Televizyonda bir kız gördü, o benim ablam dedi. İlla beni Halil amcamla ablama götür dedi. Ben de aldım getirdim. Allah razı olsun senden. Oğlum, sen niye gittin? Senin ablam bana hırsız dedi. Ben de siz kavga etmeyin diye çaldım dedim. İyi ki geldin oğlum, iyi ki geldin. Kızım biraz daha iyi misin? Sana bir şeyler getirmemi ister misin anneciğim? Selin. Hoş geldin. Hadi. Abla. Sahiden sen misin? Affettin beni değil mi? Affettin. Sahi kızlar, Selin neden çağırdı bizi? Yoksa ziyafet mi verecek? Senin de derdin gücün yemek. Hepimizi tek tek aradı. Niye acaba? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayrola Selin, ne oluyor? Size bir sürprizim var. Sürpriz mi? Hadi geçin içeri, geçin. Aa, yine mi pasta? Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz çocuklar. Ama Selin doğum gününü geçen hafta kutlamıştık Selin. Kutlamadık, kutlayamadık. Evet evet, şu gudu meselesi, masumcuk. Evet, şimdi sizi doğum günümü onurlandıran biriyle tanıştırmak istiyorum. Ay, kimi çağırdın kız? Benim bir tanecik kardeşimi. Kardeşin mi? Senin kardeşin mi var? Kardeşim, gelsene. Aa, bu Masum. Evet, Masum. Benim bir tanecik kardeşim. Kardeşim, gelir misin? Ablacığım Kudu.
da hayatımda aldığım en güzel hediye. Gudu. Onu çok seviyorum. Kardeşim olduğu için onunla gurur duyuyorum. Pastamızı onunla birlikte üflemek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.